Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece Kadir Gecesi. Bu önemli gece İslam alemi tarafından idrak edildi. Genci yaşlısı herkes aynı duada buluştu. Camiler doldu taştı. En kalabalık noktalardan biri İstanbul Eyüp Sultan oldu. Avluya sığmayan kalabalık cami dışına taştı. Herkese nasip etsin günleri görmeyi Rabbim. İnsan kendini Kabe-i Münevver'de zannediyor. Büyük Çamlıca Camii yapımının ardından ilk Kadir Gecesi'nde doldu taştı. Adeta Medine'yi anlandırıyor. Adeta Kabe'yi anlandırıyor. Tabii ki orayla kıyaslanmaz ama bu da Allah'ın evi. Biz buna razıyız. Allah yapana da razı olsun, size de razı olsun. Binlerce Müslüman aynı anda namaza durdu. Eller semadan bir an olsun inmedi. Koca bir tarihi içinde barındıran Edirne Selimiye Camii'nden Kur'an-ı Kerim sesleri yükseldi. Yurt içinden ve yurt dışından 30 bine aşkın Müslüman bu özel gece için Selimiye'ye gitti. Bütün herkesi kandilini kutlarım. Rabbime çok çok şükürler ediyorum. Bu gece kıldığımız namazlar için bizim günahlarımızı affetsin Allah'ım. Allah'ımıza sığınıyorum. Rabbim bütün sınırda olan askerlerimizi korusun. Annelerine babalarına kavuşmak nasip eylesin. Mübarek gecede Bursalılar da bir araya geldi. Geç saatlere kadar ibadetlerini yapan vatandaşlar dualar ederek Kadir Gecesi'ni ihya etti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayrı bir heyecan vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait sakalı şerifi görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Hazreti Peygamber'e saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak sakal-ı şerifi ziyarete gelenler duygu dolu anlar yaşadı. Camide tekbir sesleri yankılandı. Seyyidina. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da Kadir Gecesi coşkusu yaşandı. Tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ni dolduran Bosnalı Müslümanlar, bin aydan hayırlı olarak nitelenen geceyi teravih namazı, gece namazı ve zikirlerle ihya etti. Mescid-i Aksa'da yüz binlerce kişi Kadir Gecesi'ni ihya etti. Filistinliler sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu. Kılınan teravih namazının ardından Filistin'in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslam ülkelerindeki savaşların sona ermesi için dualar edildi. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا